Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin-Tayvan hattında gerilim had safhada. Tayvan-Çin arasındaki gerginlik had safhaya ulaştı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği bilgisinin ardından Çin donanması Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde kapsamlı tatbikatlar yaptı. Pelosi'nin ofisinden yapılan son açıklamada ise heyetin Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği açıklandı. Pelosi'nin Güney Asya'daki adaya girmesi, 1997'den beri adaya yapılan en üst düzey ABD ziyareti olacaktı. Xinhua Ajansı'nın haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Pingtan Adaları'nda gerçek cephaneli tatbikat yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 28 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesiyle aynı gün duyurulan tatbikat, Tayvan Adası'nın 125 kilometre açığında ve Pelosi'nin ziyaret etmesi beklenen Tipaye kentine 185 kilometre mesafedeki bölgede icra edildi. Diğer taraftan Çin ordusu Tayvan'a en yakın kıyı eyaleti olan Fujian'a çok sayıda ağır askeri teçhizat sevkiyatı gerçekleştirdi. Öte yandan Çin Devlet Televizyonu CCTV, dün akşam saatlerinde yayımladığı haberinde, PLA donanmasına ait Tip 055 sınıfı, güdümlü füze taşıyan yanan muharebinin Güney Çin Denizi'nde gerçek cephaneyle atış yaptığı tatbikatın görüntülerini paylaştı. Çin'in son iki savaştan önce kullandığı "Sizi uyarmadığımızı söylemeyin" sloganı yeniden gündeme sokuldu. Sloganı geniş şekilde kullanan Çin'in resmi yayın organı Global Times, 1962'deki Hindistan Savaşı ve 1979'daki Vietnam Çatışması'nı hatırlattı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.